Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Araştırma Müdürümüz Gizem Uzuner Gençlük'le beraber her sabah olduğu gibi karşınızdayız. Günaydın Gizem. Günaydın Zeynep. Şimdi açılış beklentilerini konuşacağız ama tabii bilanço açısından da çok yoğun bir ajandayla karşı karşıyayız. Tabii ki rakamsal olarak açılış beklentisi ele alalım. İşte hacimli gelen ve Mart'tan bu yana en yüksek kapanışı yaptığımız bir günün ardından. Ama sonrasında hemen istersen bilançolara geçelim. Çünkü dün de bilanço takvimi yoğundu. Bugün de çok büyük isimlerden açıklanması beklenen rakamlar söz konusu. Kesinlikle öyle. Şimdi Borsa İstanbul'da özellikle dün itibariyle sanayi hisseleri önderliğinde bir yükseliş vardı. Bunun devam ettiğini izledik daha doğrusu. Dünya borsalarında ise orada da iyimser bir hava var. Bunu da ağırlıklı olarak güçlü bilanço sezonuna bağlayabiliriz. Biraz daha piyasanın fiyatlaması sanki son dönemde özellikle konuştuğumuz işte stagflasyon endişelerinden yeniden kendisini böyle bir reflasyon temasına döndürmüş gibi öyle bir fiyatlama işaret ediyor. Ha, kısaca ondan ne olduğunu söyleyeyim işte stagflasyon tehdidi varsa bir ekonomide uygulanan genişletici para ve maliye politikaları eşliğinde buradaki o durgunluk süreci tersine çevrilir. Enflasyon konusunda ise o enflasyon tehdidi de hani para arzı öyle ölçülü artırılır ki yüksek bir enflasyona sebep olmaz. Yani tekrardan ekonominin restorasyonu gibi aslında telaffuz edebiliriz. Bu temada piyasada ne işe yarıyor? Şöyle ki yeniden özellikle büyümeye odaklı, ekonomik aktivitedeki canlılıktan fayda sağlayan şirketlere bir dönüşü sağlar beraberinde. O yüzden de piyasada da genelde olumlu bir havayı kutlar. Biz aslında biraz bunun fiyatlamasını görmekteyiz küresel çapta bakıldığında. Bunu pozitif tarafa yazabilirim. Aynı zamanda S&P'de mesela yeni zirveler gördük. Bu da aynı zamanda bu temamı tezimi destekler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Nasdaq tarafına baktığımızda burası da aynı zamanda tarihi zirvesine oldukça yakın seviyelerde. Şimdi Nasdaq tarafında bilindiği gibi hani teknoloji ağırlıklı bir endeksten bahsediyoruz. Özellikle salgın yılında burası çok iyi performans göstermişti. İşte evde kalmaların etkisiyle insanların biraz daha teknolojiye yönelmesi vesaire sebeplerden kaynaklı. Ama bu sene konuştuğumuz bu genel temalar işte tekrardan ekonomik yavaşlama şeklinde beklentileri canlandırdığı için birazdan Nasdaq geride kalmıştı ama aslında o kadar yavaş ilerlemesine rağmen yine de sadece zirvesine %1, %2 kadar uzaklıkta. İşte tam da o endişeleri konuştuğumuz yer şu Nasdaq grafiği. Aslında biz hani Eylül'den Ekim'e kadar geçen süreçte buralarda gördüğümüz düşüş o az önce bahsettiğim işte acaba stagflasyon endişesi mi var şeklindeki fiyatlamanın sonucuydu. Şimdi tekrar özellikle Ekim'in ilk haftasından itibaren bir yükseliş ivmesi var ve şu an tarihi zirvesine oldukça yakın bir seviyeden işlem görmekte. Orası da neresi? 15.374 puan. Şu an dünkü kapanışta 15.226 puan seviyesinden yapılmıştı. Buralar olumlu. Aynı zamanda gelişen ülkelere baktığımızda buralarda Japonya önderliğinde sabah saatlerinde pozitif bir imelenme görmüştük. İşte Çin'de Çin ve Amerika'nın bir görüşmesi var. Bu da olumlu tarafa yazıldı. O da Asya borsalarına destekler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Ve Türkiye açısından bakmak gerekirse bu pozitif havadan kendisine nema sağlıyor. Bunu ağırlıklı olarak sanayi önderliğinde yapıyor. Ama uluslararası kıyaslamayı yapacak olursak yani MSCI Türkiye Endeksi üzerinden yapacak olursak biz dün itibariyle mesela gelişen ülkelerden iki kat daha iyi bir performans sergiledik. O yüzden de bizim tablomuz gelişen ülkelerin evrenini değerlendirmek gerekirse borsa anlamında biraz daha iyi. O yüzden bugünkü beklentilerde de aynı şekilde bu pozitif seyrin devam edebileceği ve pozitif bir açılış yapabileceği yönde endeksin beklentisi var. Sanayi oldukça hani görece güçlü devam ettiği için buralarda aynı destek, hani aynı ivmelenme devam edebilir şeklinde beklentiler var. Bir de bu hafta çok önemli bilançolar alacağız. Bunlar da destekleyici olabilir. Onların da ya vaktimiz yettiğince yine konuşuruz. Aselsan, Erdemir, Tofaş bugün piyasa kapanışının ardından bilanço açıklaması beklenen şirketler. Ne beklendiğini de bilahare konuşuruz istersen. Şimdi gelen bilançolar da var. İstersen öncelikle onları ele almaya çalışalım. İşte Alarko, Gio var, Logo Yazılım var, Çaniki, Termik, Acıselsan derken listemiz orada da uzun esasında. Hatta ekranımıza da rakamlar geldi. İlk 9 aylıklık rakamlar geldi. Alarko Gio tarafında ilk 9 ayda konsolide olmayan net dönem karı 243.3 milyon TL. Önceki dönemde 218.1 milyon TL'lik bir karı vardı. Logo Yazılım tarafında yine ilk 9 ayda net dönem karı 168.3 milyon lira. Önceki dönem için rakam 82.9 milyon liraydı. Çaniki Termik için 2021 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı ise 122.3 milyon TL'ye düştü
diyelim. Çünkü önceki dönemde 259.6 milyon TL'lik bir zarar vardı. Son olarak da Acıselsen tarafında 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 6.8 milyon TL. Önceki dönemde 5.7 milyon TL'lik bir kar değerlendirmesi söz konusuydu. Zannediyorum logo yazılımı biraz daha açacağız değil mi Gizem? Evet, onun da bilançosunu aldık ve beklentilerle büyük ölçüde uyumlu diyebileceğimiz iyi bir bilanço açıkladığını söyleyebiliriz. 49 milyon TL'lik bir net kar rakamı gördük. Bu da geçen yılın aynı çeyreğiyle kıyasladığımızda logo yazılımın %55 oranında yıllık net karını arttırdığını gösteriyor. Bu piyasa beklentileri dahilindeydi. Neden bu kadar kuvvetli, yıllık bazda bu kadar büyümeyi işaret eden bir net kar rakamıyla karşılaştık diye baktığımızda hem Türkiye operasyonlarına hem de Romanya faaliyetlerine devam eden iyileşmeye etki eden işte operasyonel kaldırıcının özellikle net karda pozitif yönde etkilediğini söyleyebilirim. Bununla beraber logo yazılımda nelere başka ön plana çıkartabiliriz? Mesela buradaki satış gelirleri rakamına baktığımda 167 milyon TL'lik piyasa beklentisine karşı 169 milyon TL'lik bir satış geliri kaydetti. Bunu da olumlu tarafa yazabiliriz. Ki burası da mesela %41'e yakın satış gelirlerini büyüttüğünü gösteriyor. Satışların maliyeti görece daha az artmış vaziyette. Bu da olumlu tarafa yazılabilecek bir başka gelişme. Brüt kârda %44 oranında artmış ve 135 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Marjlarına bakıyorum %39.9. Burada da belirgin bir iyileşme var. Yani rasyolarında da iyileşme var. Bir de şirketin aynı zamanda genel itibariyle baktığımızda iskontosu da var. Onu da göstermek istedim terminalden. Şöyle ki bu küresel çapta logo yazılımın benzerleriyle beraber hani bir kıyaslaması çarpanları nereden nerede şu an kendi tarihsel ortalamasıyla nerede diye kıyasladığımızda şöyle göstereyim. Mesela işte firma değeri FAVÖK üzerinden bakacak olursak mevcut durumda logo yazılımın %42 kadar iskontosu olduğu görülüyor. Tarihsel ortalamasına göre baktığımızda %45 oranında iskontosu olduğu görünmekte. Bunu benzerleriyle kıyasladığımızda yine %42 kadar mesela firma değeri FAVÖK üzerinden bir iskonto karşımıza çıkıyor. Beklenen firma değeri bölü gelirler üzerinden bakacak olursak buradaki %8 kadar benzerleriyle daha aşağıda olduğu, iskontolu olduğu görülmekte. Dolayısıyla hani iskontosu da var ve bilançosu da iyi geldiği için genel itibariyle baktığımızda olumlu bir bilanço olduğunu söyleyebiliriz. Bugün bir de şirketin saat 16'da bir telekonferansı da olacak. Buradan ekstra bir başlık çıkarsa onu da bir ayrı aktarırız. Ama logo yazının özetinde iyi bir bilanço açıkladı 3. çeyrek itibariyle. Senin de söylediğin gibi Alarko G.E.O.'nu da aldık. 3. çeyrek net dönem karı 82 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da yıllık bazda %26,5 oranında yıllık net karının düştüğünü gösteriyor bizlere. Satış gelirleri bu çeyrekte 62 milyon TL. Geçen yılların çeyreğinde yalnız 12 milyon TL vardı. Bu yani belirgin bir şekilde satış gelirlerinin arttığını gösteriyor bizlere. Burada özellikle kira gelirlerinden oluşuyor bu arada satış gelirleri. Onu da söylemiş olayım. Aynı zamanda şirketin net kambiyo karına baktığımızda 12.9 milyon TL olarak geldi 3. çeyrek itibariyle. Burası önemli. Çünkü net kar yıllık bazda düşüş kaydetti derken aslında önemli bir kısmı buradaki kambiyo karının değerlemesinden kaynaklanıyor. Çünkü burada yıllık 82.9 milyon TL'lik bir gerileme var ve 3. çeyrek 2021'de 12.9 milyon TL olarak geldi. O yüzden de hani burası net karın yıllık bazda düşüş kaydetmesine önemli bir kalem olduğunu da söyleyebiliriz. Şirketin bu arada bildiği gibi döviz pozisyon fazlası var. O yüzden de kurlardaki değişime oldukça duyarlı bir şirket olduğunu da ifade etmek lazım. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla beraber 9 aylık finansallarında Alarko G.E.O.'nun 244 milyon TL net kar rakamı görmüş olduk böylece. Çan 2'yi aldık. Burada pozitif bir bilançoydu. 55 milyon TL'ye yakın bir anortaklık net dönem karı açıkladı. Çünkü neden pozitif diyorum? Geçen yılın aynı çeyreğinde 100.6 milyon TL zarar rakamı vardı. Satış gelirlerine baktığımızda geçen sene yaklaşık 150 milyon TL'ydi. Bu çeyrekte 326 milyon TL'ye kadar yükselmiş olduğunu gördük. Üçüncü çeyrek kar rakamını da ekleyecek olursak 9 aylık rakamlarına göre geçen yıl ilk 9 ayındaki toplam zararla kıyasladığımızda neredeyse yarı yarıya azalmış vaziyette. Dolayısıyla Çan 2 özelinde de ilk 9 ayın görece hani geçen yılın ilk 9 ayıyla kıyasladığımızda daha iyimser geçtiğini söyleyebiliriz. En ön plana çıkartabileceğim haberler bu şekilde. Dediğim gibi bir de açıklanacak önemli diğer bilançoları bekliyoruz aynı zamanda. Şimdi orada da öne çıkan isimler var. Zannediyorum Türk Traktör, Tofaş, Tekfen, Aselsan, Erdemir gibi isimlerden bugün bilanço gelebilir. Öncelikle istersen Türk Traktör'ü açtın galiba. Oradan başlayalım ve yine özellikle Erdemir'e de herhalde bakmak lazım. Tabii. Çünkü pek çok analist esasında burada zaten rekor olan bir bilançodan daha da fazlasını beklediğini ortaya koydu son dönemde yayınlarımızda. Borsa bu arada 1501 puanda bir açılış yaptı. 1500'ü en azından psikolojik olarak bol sıfırlı olması açısından da tabii bir direnç
direnç olarak görenler vardı. 1501 puanda bir açılış yapıldı. Tabii 1500'ün üstünde kapanış olacak. Oraya bakacağız. %0.55'lik bir yükseliş, yani 8 puanlık bir artı var. Bu arada endeks eğer 1511 puana gelirse o da Merkez Bankası Başkan Değişikliğinden bu yana en yükseği olacak. Onu da hatırlatalım. Endeks geneline yayılan da bir yükseliş var aslında. Çünkü endeks yüzde şu an 93 hisse artıda bulunuyor. Mali endeks günü %0.44, sanayi endeks %0.65 ve banka endeksi 0.54 yukarıda karşılamış durumdalar. Şu anda 93 hisse yükseliyor dedik. 5 hisse düşüyor. 2 hisse yatay performansta. Dolar TL 9.57.64 ve Euro TL 11.12 seviyelerinden işlem görüyor. Özellikle büyükelçi gerginliğinin azalmasıyla beraber kurda bir miktar köpük alındı diyebiliriz. Gübre fabrikaları Erbosan, Kartonsan, Vestel Bez Eşya ve Ford Otosan şu anda yüzdesel bazda endekste en çok yükselen konumundalar. En çok düşen tarafta Tüpraş'ı, TAV Havalimanları, İşgio izliyor. Alkim ve Ziraat Gio ile buradaki 5'i de tamamlıyoruz. Zaten 5 hisse var ekstra dedik. Yatay olanlarda da Şeker Bank'ı ve Çaniki Termi'yi aktarabiliyoruz an itibariyle. Kalan hisseler dediğimiz gibi yeşillerde bir şekilde yeni güne başladılar. Gidelim istersen bugünkü beklentiler kanadına bilançolar tarafında. Mesela Ereğli'den bugün bilanço bekliyoruz dedik. %1.12 primli bir açılışı oldu, onu da söyleyelim. Çok kısaca haberlere bir de şunu ekleyeyim. İhlas Haber Ajansı'nın talep toplaması var bugün yarın. Onu da son olarak söylemiş olayım. 4.60 TL'den 26-27 Ekim tarihleri itibariyle satışa sunulacak. Bunu da takip ediyoruz bir taraftan. Türk Traktör bilançosundaki beklentiye döneyim. Bugün kesin olarak bilanço açıklaması beklenmekte. Net kar rakamındaki beklenti 206 milyon TL. Çok sağlıklı bir konsensüsten bahsetmiyorum bu arada. Sadece iki analistin beklentisinin aritmetik ortalaması ekrana getirdiğim net karda, ama dediğim gibi 206 milyon TL. Ama buradaki beklentiler de, yani iki beklentiyi paylaşan kurumun da işte çok açık arası falan yok. Bir tanesi işte 199 milyon TL, bir tanesi 213 milyon TL'lik net kar rakamı bekliyor. Net gelir tarafına baktığımızda 2.3 milyar TL'lik bir gelir beklentisi var. FAVÖK tarafında ise 316,5 milyon TL'lik bir FAVÖK beklentisi olduğunu görmekteyim Türk Traktör tarafında. Erdemir tarafına bakalım hemen. Bu çeyrekteki en kuvvetli bilançolardan bir tanesini görmemiz muhtemel olan şirketlerden bir tanesi. Yani en iyi bilanço beklentilerinin olduğu yerlerden biri Erdemir'di. Oradaki beklentilere baktığımızda 3. çeyrekteki net kar rakamı yani neredeyse 5 milyar TL'lik net kar rakamı bekliyor bu tarafta piyasa. Bununla beraber yani bu rakam, bu arada işte 5 milyar TL diyorum ya mesela, burada hani neredeyse 6-7 katlık bir büyüme olacak net karında eğer bu beklenti gerçekleşirse. Yani en düşük beklenti bile 4 milyar TL. En yüksek beklenti 6 milyar TL karın bile üstünde bekleyen analist var. Onu da söylemiş olayım. Yani gerçekten Erdemir için kuvvetli, çok kuvvetli beklentiler var. Gelirler bacağında 17.6 milyar TL'lik bir gelir beklentisi var. Burada da yani ikiye katlamış olacak gelirlerini eğer bu beklenti gerçekleşirse. Bunun haricinde FAVÖK tarafında 7.8 milyar TL'lik bir FAVÖK beklentisi olduğunu söyleyebilirim. Yani burada Erdemir'de neden bu kadar kuvvetli bir bilanço var? Çünkü hani nihai ürün fiyatlarındaki yükselişle beraber aynı zamanda operasyonel hem de net kar destekleyeceği yönünde 3. çeyrekte beklentiler var. O yüzden buradaki beklentiler bu kadar kuvvetli. İşte FAVÖK bu beklenti gelirse 3-4 kata katlanmış olacak yıllık bazda kıyasladığımızda. Dolayısıyla dediğim gibi Erdemir hani bu çeyrekte 3. çeyrek itibariyle en kuvvetli analistlerin bilanço beklentisine sahip olduğu şirketlerden başlıcası. Aselsan'a yine bugün bilanço açıklaması beklenmekte. Hemen hızlıca oraya da bakalım. Aselsan'ın 3. çeyrek itibariyle beklentilerinde net karda 1 milyar TL'yi aşkın bir net kar açıklayabileceği yönünde bir beklenti var. Satış gelirlerinde işte 4 milyar TL'yi aşabilir yönünde bir beklenti olduğunu görüyoruz. FAVÖK'te ise 933 milyon TL'lik bir FAVÖK kaydetmesi yönünde bir beklenti var. Dikkat etmek gerekirse bu 933 milyon TL FAVÖK mesela Aselsan için ne ifade ediyor? Geçen yılla kıyasladığımızda eğer bu beklenti gerçekleşirse Aselsan'ın %72 civarında net karında, pardon, FAVÖK rakamında artış meydana gelecek. Aselsan'dan da o yüzden kuvvetli bir beklenti var. Burada özellikle şunu da söyleyeyim, işte buradaki mesela 4 milyar TL'ye aşkın gelir beklentisi var diyorum. İşte burada TL bazlı gelirleri daha fazla Aselsan, onu da ufak bir not olarak düşmekte fayda var. Bir de Erdemir'e bakalım mesela. Erdemir'i söyledim, Aselsan'ı söyledim. Tofaş'a bakabiliriz. Aynen, Tofaş'a da bakalım hemen, Tofaş'taki beklentilere. Üçüncü çeyrekte Tofaş'tan net kar beklentisine baktığımızda piyasadaki konsensus net karın 563 milyon TL olacağı yönünde. Gelirler bacağında 5.7 milyar
milyar TL civarında bir gelir açıklayacağı yönde piyasa beklentisi var. FABÖK tarafında ise 863 milyon TL'lik bir FABÖK beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yurt içi satış hacminde aslında 3. çeyrekte biraz daralma meydana gelmişti otomotiv şirketleri tarafından. O yüzden biz aslında faaliyet kar ya da net kar üzerinden baktığımızda buradaki beklentilerin hani bir yıllık belirgin bir büyümeye vesaire işaret etmemesinin sebebi yurt içi taraf aslında, onu söyleyebiliriz. Satış gelirleri tarafında mesela burada bahsettiğimiz 5.7 milyar TL eğer beklentiler doğrusuna gelirse şayet %17 oranında yıllık bazda düşüşe işaret etmiş olacak. FABÖK tarafında dediğim gibi 863 milyon TL'lik bir FABÖK beklentisi var. Bu gelirse yıllık bazda büyümeye işaret etmiş olacak. TOFAŞ'ta da beklentiler bu şekilde. Hani otomotiv sektör içerisinde çok çok büyük yani marjinal bir beklentinin TOFAŞ tarafında bahsedilmediğini, burada oluşturulmadığını görmekteyim. Ona belki dikkat çekebilirim. İstersen 5 dakikamız kaldı. Orada da yine bilanço sezonunu konuşmaya devam edelim. Pek çok aracı kurumdan bilanço sezonu beklentileri var dedik. İstersen Unlenco'dan rakamlarla başlayalım. Ne kadarını artık yetiştirebilirsek raporlarda ilerlemeye çalışacağız. Hemen bankalar ve banka dışı şirketler olarak ayırayım ve en güçlü ve en zayıf bilanço bekledikleri yerden devam edeyim aynı şekilde. Şimdi net faiz marjlarında toparlanmayla net karda artış bekliyorlar bankalarda, araştırma kapsamında bankalarda. Üçüncü çeyrekte çeyrekten çeyreğe %15, yıllık bazda ise %35'lik artışla beraber toplam araştırma kapsamındaki bankalardan 12.2 milyar TL'lik net kar beklentisi var. TÜFE endeksi menkul kıymet gelirleri ve kredilerdeki yeniden fiyatlama sayesinde TL çekirdek spread'de 90 bas puanlık yükselişle net faiz marjında 60 bas puanlık bir iyileşme bekliyorlar. Net risk maliyetinin çeyrekten çeyreğe 30 bas puanlık bir artışla beraber 67 bas puan olmasına, buna karşın ekonomik döngü ortalamaların altında kalmaya devam etmesini bekliyorlar. Swap maliyetlerinde artış, hedge kaynaklı karlardaki düşüşle ticari zararların 13.2 milyar TL'ye yükselmesini beklediklerini ifade etmişler. Bununla beraber sektör genelinde kredi ve mevduat büyümelerine baktığımızda kredi tarafı %3, mevduat tarafında %6'lık büyüme var. Ücret gelirlerinde %10 çeyrekten çeyreğe, yıllık bazda ise %35'lik bir artış. Faaliyet giderlerinde çeyrekten çeyreğe %2, yıldan yıla ise %19'luk bir büyüme olmasını bekliyorlar. Burada da yine diğer analistlerin beklentisine paralel kamu bankaların, özel bankaların biraz daha 3. çeyrekte geride kalmasını beklediklerini ifade etmişler. Yani Vakıfbank ve Halkbank için mesela çeyreksel olarak yaşanan toparlanmaya karşın karlarının zayıf faiz marjları sebebiyle baskı altında kalmaya devam etmesini bekleriz demişler. Banka dışı şirketler tarafında ise 3. çeyrekte %103'lük yıllık bazda bir net kar artışı öngörüyorlar. Burada FABÖK tarafında yıllık %69'luk da bir artış tahmini olduğunu söyleyebiliriz. Hem yurt içi hem de yurt dışı toparlanmanın etkisiyle beraber faaliyet performanslarının 3. çeyrekte kuvvetli olmasını bekliyorlar. Öte yandan Türk lirasının da nispeten 3. çeyrekte 2. çeyrekle kıyasladığımızda stabil kalmasından kaynaklı olarak, hani döviz açık pozisyonu olan şirketler için söylüyorum özellikle, kur farkı zararında böyle belirgin bir şey beklemiyorlar. Hani öyle bir zarar yazılmayacağını öngörmüşler. Görece 3. çeyrekte güçlü performans sergilemesini bekledikleri şirketlere baktığımızda havacılık sektörünün özellikle seyahat yasaklarının kalkmasıyla beraber ivme kazandığını değerlendirmişler. Türk Hava Yolları'nın bir de buna ek olarak da kargo gelirlerinden kaynaklı inmelenmesini ve bu yüzden de görece diğerlerinden daha öne çıkmasını bekliyorlar diğer havacılık sektörü. Erdemir hem yine kuvvetli talep, yüksek ürün marjıyla güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyorlar. Kardemir benzer bir şekilde hani çeyrekten çeyreğe Kardemir'in stabil kalmasını bekliyorlar ama yıllık bazda kıyasladığımızda kuvvetli sonuçlar bekliyorlar. Alarko Holding'in elektrik dağıtım ve turizm operasyonlarının özellikle konsolide sonuçlarını destekleyeceğini düşünüyorlar. Tüpraş yine burada pozitif, Aygaz pozitif, MLP Sağlık yine pozitif, Kervan Gıda yine pozitif beklentilere sahip olduğu şirketler. Kervan Gıda'yı söyleyeyim ekstradan, diğerlerinden farklı. Artan ihracat ve düşen finansal gider etkisiyle kar büyümesi göreceğini değerlendirmişler. Üçüncü çeyrekte görece zayıf olmasını bekledikleri sektör ise ağırlıklı olarak otomotiv. Çünkü neden? Çip tedariğinde yaşanan sıkıntılardan kaynaklı arz sıkıntısının olumlu etkilerini izleyeceğiz. Ama yine de sektörün tabii karlılıkları yüksek. Onu da söylemek lazım. Sadece işte burada çip sıkıntısı, tedarik zincirinde aksaklıklar vesaire, bunları konuştuk 3. çeyrekte. Ülkenin sonuçlarının işte finansal gider etkisinden biraz zayıflamasını öngörüyorlardı. Bir de koz altında artan nakit maliyetlerinin olumsuz etkisini görecek bu çeyrek itibariyle diye bir değerlendirme paylaşmışlar.
Böylece ünlü konunun 3. çeyrek beklentilerini de ortaya koymuş olduk. Yarın da yine elimizdeki raporlardan devam edeceğiz ve gelen bilançoları da aktaracağız. Şu anda en çok yükselen Erbosan bu arada borsada. Arkasında Doğuş Oto, Ereğli Demir Çelik, Hektaş ve Gübre Fabrikaları geliyor. Düşen tarafta çok fazla ise yok zaten ama terminale yansıdığı haliyle Logo ve Ziraat Yon'un şu an kırmızılarda olduğunu belirtelim. Logo'da %0.37'lik bir değer kaybı ekranımıza yansıyor. Şu anda 99 hisse artıda, bir tek Logo'yu eksi de takip etmekteyiz. Böylece piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.